Mevduat faizlerinde gerileme sürüyor. Türkiye'de mevduatların ağırlıklı kısmını oluşturan 1 ila 3 ay vadeli mevduatlarda ortalama faizler %45'te tutunamadı. Faizler ikinci haftada da gerileme gösterdi. Ekonomi yönetiminin standart TL mevduatı özendiren düzenlemelerinin ardından bir süre yükseliş ivmesi gösteren mevduat faizlerinde son haftalarda geri çekilme izleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, verilerine göre mevduatların ağırlıklı bölümünü oluşturan 1 ila 3 ay arası vadesi bulunan mevduatlarda ortalama faiz 20 Ekim haftası itibariyle %44'ün altına indi. Bu vadeli mevduatlarda ortalama faiz 6 Ekim haftasında %45,5 seviyesine kadar yükselmişti. Fakat son 2 haftada ortalama faizlerde ılımlı düşüş dikkat çekti. Tüm vade grupları dikkate alındığında ise ortalama faizin %37,5 seviyelerine indiği görüldü. Mevduat dolarizasyonu da düşüyor. Ekonomist Haluk Bürümcekçi'nin hesaplamalarına göre, 20 Ekim itibarı ile mevduat bankaları genelinde toplam mevduat içinde TL mevduat oranının %59,2'ye geriledi. Söz konusu oran kamu mevduat bankalarında %63,7'ye, özellerde %58,3'e ve yabancı mevduat bankalarında %62,2 seviyesine düştü. KKM'nin TL karşılığı dövize endeksli bir varlık sayılarak, Türkiye'deki mevduat dolarizasyonu hesaplandığında ise Ekim 3. haftasında bu oranın %63,3 düzeyine geriledi. Bu oranın Ağustos son haftasından beri düzenli azalış eğiliminde olduğu görülüyor. Söz konusu oran en yüksek değerini %72,8 ile 10 Haziran 2023'te görmüştü. Ekonomi yönetiminden yeni hamle. Mevduat faizlerinde yükseliş ivmesi kesilirken, ekonomi yönetiminden de yeni bir hamle geldi. TCMB gerçek kişilere ait Türk lirası mevduatın payı için daha önce belirlenmiş olan %2,5 artış hedefinin %3,5'e yükseltileceğini belirtti. Yabancı para mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklar üzerinden komisyon alınması uygulamasında kur korumalı hesapların, döviz dönüşümlü, yenilenmesi ve Türk lirasına geçişi ile Türk lirası payının artırılmasına yönelik değişiklikler yapılacağı açıklandı. Ekonomist Bürümcekçi, günlük raporunda söz konusu değişikliklerin mevduat faizlerinde son dönemde görülen düşüşü tersine çevirebileceğini söyledi.